Herkese merhabalar. Yeni bir yayında yine sizlerle birlikteyiz Allah'ın izniyle. Evet yine güzel dolu dolu böyle dop dolu bir bilgi yayını yapalım sizlerle. Hem sizleri bilgilendirmiş olalım Allah'ın izniyle. Hem ara ara dertleşelim hem sizler de bu videonun altına yorumlar yapın. Evet gündem Ekonomi pahalılığı gerçekten e, çok ciddi anlamda e, ülkemiz bir e, imtihandan e, geçiyor öyle e, söyleyelim. İnşallah e, bu imtihan sürecinde ben e, yani şundan korkuyorum esasında öyle e, söyleyeyim. Yani böyle zamanlarda e, Allah muhafaza yani e, ülkede tasarruf olur, her şey olur. Yani ilk önce geçmişte e, yani Edindiğim izlenim. Mesela benim e, geçmişte babamlar da engelli aylığı alırdı. E, akabinde annemler de e, alırlardı. Ben e, çocukluğumuzda hep biz korkardık. Acaba bu ay engelli aile alınacak mı? Alınmayacak mı? E, gibi gibi gibi. Yani e, şu anki e, hayat pahalılığında e, inşallah inşallah sosyal yardımlar e, noktasında olsun. Engelli aylıkları noktasında olsun. E, böyle bir e, tasarrufa ya da bir kısıtlamaya gidilmez. Gidilmeyeceğini zaten e, Allah'ın izniyle zannediyorum. Yani o konuda e, bir problem görmüyorum. Ama bu kaygımı da size anlatmadan e, geçemeyeceğim. E, onun haricinde tabii e, engelli kardeşlerimiz, sosyal yardım alanlar çok zor durumda demiştik. E, bir de böyle süreçlerde engelli kardeşlerimize engelli oldukları için e, kiralık er, ev vermeyen e, insanların olduğunu e, gördük Yani bu da e, yani notlarımız arasında gerçekten e, eğer böyle bir şeyi e, yapan ev sahipleri e, ben e, şunu söyleyeyim yani dünyada ve ahirette o insanlar böyle bir ayrımcılık yaparlarsa iflah olmazlar yani e, kesinlikle ve kesinlikle, böyle bir hataya düşmeyin e, diye acizane e, tavsiye ediyorum. Evet hemen e, size vereceğim e, bilgilerle ilgili e, haberlerimize e, geçelim hızlı bir şekilde. E, evet e, Instagram e, sayfamızdan e, bu haberi aktarıyorum size engelsiz medya TV yazdığınız zaman Instagram hesabımızda direkt olarak hesabımız çıkıyor orada çok güncel bilgiler paylaşıyoruz. Evet banka dekontu tek başına borç verildiği verildiğinde e, he, banka dekontu tek başına borç verildiğini kanıtlamaz. Bu yüzden birine borç verirken havale açıklamasında borç olduğunu belirtmelisiniz. Bakın çok önemli bir e, ayrıntı. Bu da banka dekontu yani birisine borç verdiğinizi kanıtlamaz. Borç verirken açıklama kısmına borç olduğunu belirtmelisiniz e, diyor bu e, çok çok önemli bir e, madde. E, yine e, görüyorsunuz e, sıcak havalar e, malum e, Konya'da sıcak havadan e, Mısırlar dalında e, patlamaya başladı diyor. Meteoroloji daha yoğun e, sıcaklık dalgalarına karşı hazırlıklı olmalıyız e, diyor. Memurlar için 877 liralık seyyanen zam ve maaş farkı ek bordo ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuzdan sonra hafta içinde ödenecek. Evet bir de memurlara yönelik ben bir haber okudum. yani memurlara yönelik bir kira yardımı tabi gündemde galiba. Yani kira yardımı olacaksa kira yardımı, Engelli bireyler ve sosyal yardım e, alanlar için e, kira yardımı e, olmalı diyorum e, ben. Hatta e, bu konuyla ilgili e, hemen e, başlığımızı atalım. Ne diyelim? Sosyal e, yardım e, sosyal yardım alanlar için kira desteği verilmeli e, diyelim çok önemli bir madde Yani şu anda sosyal yardım alanların gerçekten en önemli e, gider yani en önemli konularından birisi bu hani çok fazla belki dile gelmiyor e, bu ama yani hepinizin e, bana gönderdiği mesajlar engelsiz medyaya diğer sosyal yardımları gönderdiği mesajlar hep böyle. Ee, i̇nşallah yani böyle eğer memurlara yönelik kira yardımı düşünülürse sosyal yardım alanlar, aile destek alanlar, engelli hakları alanlar yani onlara da e, yani kira desteği mutlaka ve mutlaka verilsin. Evet Hicri Yılbaşımız e, kutlu olsun. E, yine devam edelim. E, evet hayvanları unutmayalım. Kesinlikle e, yani normalde ben mesela bahçeye böyle. Bir saniye. Bahçemize böyle küçük küçük köpeğimize sular koyuyorum ama emin olun böyle kuşlar bile geliyor. O kovadan su içiyor. Böyle çok dikkatimi çekti. Yani gerçekten gökyüzündeki uçan kuşların, hayvanların yani bu sıcak havalarda mutlaka ve mutlaka bizlere ihtiyacı var. Bunu unutmayalım. Ya bir de. Onu da anmadan e, geçmeyeyim. Yani sıcak havalar diyoruz ya. Tabii etrafta her yerde e, karıncalar e, var biliyorsunuz. Ben e, gençliğimde e, hatırlıyorum. Tabii böyle iyilikler neticede söylenmez ama örnek teşkil etmesi adına e, bunu sizinle e, paylaşıyorum. Gittim e, marketten e, o süreçte e, böyle yarım kilomini şeker aldım ve. Bütün karımca yuvalarına küçük küçük şekerler bıraktıydım. Bu da gerçekten unutmadığım anlardan birisi. Evet yine görüyorsunuz. Evet devam edelim. O kadar çok haberlerimiz var ki esasında. Evet devam edelim. Instagram sayfamızı mutlaka ve mutlaka takip edin arkadaşlar. Evet. E, engelsiz nice mutluluklar dileriz e, demiş. Engelli bireylerin e, evlenmesi çok çok e, önemli. Rabbim e, mutluluklar ve saadetler e, nasip etsin. Tabi burada e, bir de e, çocukları yani çocuğun e, evlendiğinde başarılı olur mu olmaz mı? Hanımına bakabilir mi bakamaz mı? diye böyle kaygılanan çocuğunu evlendirmeyen engelli aileler de var. Bakın o ailelerimize söylüyorum. Ben nice ailelerimize hep tavsiye ediyorum. Çocuklarınızı mutlaka ve mutlaka evlendirin ve yani hep evlenen engelli çocukları, engelli çocuklarımız yani arkadaşlarımız, kardeşlerimiz emin olun o kadar güzel evlilikleri var ki yani akıllara zarar öyle söyleyelim. Evet KPS'e oturumları 23 Temmuz'da başlıyor. EKPSS'ye hazırlanan bütün ben engelli kardeşlerimize bunu mutlaka ve mutlaka söylüyorum. EKPSS'ye hazırlanan tüm engelli kardeşlerimiz mutlaka ve mutlaka KPSS'ye girsinler arkadaşlar. EKPS, yani normal KPSS'ye girip de memur olan da çok engelli kardeşlerimiz var. Bakın boş yere söylemiyoruz biz bunları. Evet Euro banknotları e, yenileniyormuş. E, Avrupa'dan haber. E, bu da bu da önemli e, bir haber. Evet kaplumbağaların neden kabuğundan e, çıkamaz e, sorusunun cevabı kaplumbağaların kemikleri e, kabuğuna e, bağlıymış. Yani yaratılış e, gereği bu da benim çok ilgimi çeken haberlerden e, birisi e, olmuştu. Evet e, sosyal yardımlar Instagram sayfamızı çok çok tebrik ediyoruz. Mehmet hocamızı tebrik ediyoruz. 100 bin takipçisi oldu. Engelsiz medyamızın da 50 bin takipçisi oldu. Kardeş kanallar, güzel kanallar, böyle bilgi ve kültür kanallarının kardeşhane böyle halisane olması çok çok güzel bir şey. Mehmet hocamıza buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, 4C kapsamında dul yetim aylığı almakta iken evlenen kız çocukları E devlet kapısı evlenme ikramiyesi ödenmesi talebi üzerinden evlenme ikramiyesi ve evlenme ödemesi talebinde bulunabilir. Bu da çok önemli. Bakın, e, yani dul ve yetim aylığı alan genç kızlarımız evlendi evlendiği takdirde evlenme ikramiyesi ödenme talebi. E, olarak SGK'ya başvuru yapabiliyorlar. Ben bunu ee, şahsen ee, evet yine e, barkodlu iş yeri kaydı veya borcu yoktur e, belgenizi E-Devlet kapısı üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca e, tüm sosyal yardımlara E-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. E, bunu da e, unutmayın. E, düğün organizasyonu için düzenlenen sözleşmede yer alan alınan kapora iade edilmez e, şeklinde hüküm haksız şart olup geçerliliği yoktur e, demiş yani bu da bir hukuki karar e, galiba e, evet devam edelim e, Hatay'da 100 depremzede nişanlı çifte toplu düğün yapılıp çeyiz desteği e, verilecek tabi herkes bu evlenme ikramiyesini de e, bekliyor yani bu da ee, çok önemli maddelerden ee, valla Allah razı olsun yani e, böyle evi evi olmayı, ev, evi yapanlara e, düğün yapanlara yardımcı olursanız e, yani çok sahabe girersiniz yani öyle söyleyelim ayrıca ayrıca bakın ben buradan e, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum belki zengin bir kardeşimiz bizleri izler. Mutlaka ve mutlaka e, sosyal yardım alan kardeşlerimiz, engelli, e, aile alan kardeşlerimiz e, olur da kapı komşunuz olur, yakınınız olur. Hani komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyor e, dinimizde. E, yani e, bunları riayet edelim, bu özelliklerimizi kaybetmeyelim. E, yani e, bir ihtiyacın var mı, yok mu diye mutlaka ve mutlaka e, soralım. Mahkeme kararları bu şekilde olduğu sürece fazla değil. 5 sene sonra bu ülkede evlenecek insan bulamayacak toplum. Evlenmek, ateş pahası, boşanmak ömür törpüsü. Evet. Bu süresiz nafaka da maalesef maalesef ülkemizde çok büyük bir e, sorun. En tez zamanda bu süresiz nafakanın da e, kalkması gerekiyor. İspatlama amacıyla tartışmayı veya kavgayı kamerayla kaydetmek suç teşkil etmez e, demiş. Yani bu e, karar yani burada e, verilmiş ama bu e, olayın şekli ve şemaline göre değişir arkadaşlar. Yani e, bazen kişisel haklara e, yani e, ne yani insan hakları ihlali olabiliyor e, öyle söyleyelim. Buna aman ha dikkat edin. Ee, evet yine 5411 sayılı e, bankacılık kanununun 62. maddesine göre 10 yıldır banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmayan vatandaşların unutulmuş mevduatları zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilecek e, demiş. Evet haberlerimiz e, bu şekilde e, arkadaşlar yani Sizler de bizlerin böyle e, anlatmamızı istediğiniz e, haberler olursa e, artık bu şekilde yavaş 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 e, sizlere haberlerimizi aktarmaya çalışacağız e, Allah'ın izniyle. Evet e, bugünün e, gündemi bu yayınımızın gündemi sosyal yardım alanlar için e, kira desteği verilmeli e, diyoruz. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.